Cezayir'de yaşanan protestolar nedeniyle yetkililer tarafından kapatılan 3 kilise yeniden açıldı. Cezayir devlet kurallarına göre Hristiyanlar ibadet hizmetlerini özgürce yürütebilirler, ancak kilise binaları resmi izne sahip olmak zorunda. Barnabas Vakfı 2017 yılında ve bu yıl kapatılan 3 kilisenin yeniden açıldığını duyurdu. Cezayir'in kuzeybatısında bulunan Oran vilayetindeki kilise, hizmet vermesi için gereken resmi izinlerinin olmadığı gerekçesiyle bu yılın Şubat ayında kapatılmıştı. Aynel Türk'teki kilise ise kütüphanesinin kutsal kitap ve Hristiyan yayınların yasa dışı yayınlanması iddiası yüzünden Kasım 2017'den beri kapalıydı. Son aylarda Cezayir makamları Hristiyanlar üzerindeki baskıyı gözle görülür bir biçimde artırdı. Kiliselerin güvenlik kontrolü için bir komite kurdu ve kutsal kitap dahil olmak üzere Hristiyan kaynaklarının depolandığı yerlere polis kontrolleri yapılmaya ve arama emirleri verilmeye başlandı. Cezayir devlet kurallarına göre Hristiyanlar ibadet hizmetlerini özgürce yürütebilirler. Ancak kilise binaları resmi izne sahip olmak zorunda. Ancak ülke şartlarında bu izni almak epey zor. Yerli Hristiyanlardan biri, yetkililerin kiliselerin tekrar açılmasına izin verdiği için Tanrı'ya şükürler olsun. Artık bunun geçici bir izin olmayacağına ve geçen Kasım ayında başlayan Hristiyanlara karşı yapılan zulümlerin sona ereceğine dair bir umudumuz var, dedi.